İç politika konuşuyoruz, seçimleri durmadan konuşuyoruz ama biz durmadan iç politika konuştuğumuzda dış politika yerinde saymıyor. Durmadan yeni gelişmeler oluyor. Orta Doğu'da da öyle, Suriye'de pek çok yenilik var. Bunların bir kısmı bizi de yakından ilgilendirecek, hatta seçimlerin de kaderini belki etkileyebilecek nitelikte. Bunları konuşacağız. Konuşacağımız kişi gazeteci ve Orta Doğu uzmanı, böyle diyebiliriz herhalde. Nasıl istersen. Arkadaşımız Aydın Selcen. Hoş geldin Aydın. Şimdi Hoş bulduk. Suriye'de neler oluyordan Evet. başlayalım istersen. Çünkü orada bir şeyler Hı. oluyor. Yani hem oradaki dinamikler, Rusya'nın tavrı, İran, Evet. Türkiye'nin bir takım yakınmaları falan. Onu yapalım. Bir de şu genel girizgah yaptığına müsaade edersen iki cümleyle ek yapayım. Tabii. Çünkü aynı şekilde düşünüyorum. Birkaç kere de işte biliyorsun Duvar'da, Medyaskop'ta, Artı'da ben de bunları konuşuyorum, yazıyorum. Oralarda da yazdım ve söyledim. Bu hani ikimiz de aynı işlerle uğraştık hayatlarımızda. Belli dönemlerde bu gelişmeler hızlanıyor. Bu dönem öyle bir dönem. Yani çok fazla gelişme eş anlı oluyor. Bölgemiz özellikle karışık durumda. Ama büyük güçler arasında da gelişmeler devam ediyor. Ekonomik gelişmeler devam ediyor ve bütün bunlar olup biterken biz içeride hem ekonomik krizle hem had safhada bir boğaz boğaza gelinmiş vaziyetteki bir kutuplaşmayla uğraşıyoruz. Bir taraftan da son günlerde, hatta bu konuda Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörü galiba tam ünvanı, Sayın Fahrettin Altun da bir yorum yaptı. Bu arkadaşımız Cansu Çamlıbel dış işlerinde yönetim müdürlüğü diye yeni bir birim oluşturmuş. Personelinde üstünde, yani idari, eski anladığım kadarıyla Mali İdari İşler Müsteşar Yardımcısı vardı. Herhalde onun yerine ihdas edilmiş bu yeni rejimde. Oraya dışarıdan bir atama yapılmış. Bunun üzerine dışarıdan yapılan atama, ben de vahim bir gelişme diye söyledim. Bunu atanan kişiyi tanımıyorum. CV'si de orada var. Çok da iyi diyenler var. İşte Fransızca kamu yönetimini bitirmiş başka, ama dışişleri bir gibi bir kuruma, bugünkü gibi bir ortamda dışarıdan yapılacak atama, hele hele 2010 sonrasında her sene birkaç yüz, her yıl 15-20 kişi alınırken iki imtihanına yüzer yüzer alınıyordu o devirde. Davutoğlu'nun bakanlığı döneminde bunların hepsi sonradan atıldı FETÖ'cülükten. FETÖ'cülükten atılmalarını bir tarafa bırakalım ama bu arkadaşlar daha bakanlığa girdiklerinde İngilizce bile konuşamayacak durumdaydı pek çoğu. Yaparak öğrenirler, çalışarak öğrenirler denilip ODTÜ'de hatta İngilizce kursuna bile gönderilmişlerdi. Benim kaygı duymam bundan, hele şöyle bir dönemde, yani dış işlerinde herhalde insan azalmadı. Ve örnek olarak şunu veriyorum, yerli yersiz. Örneğin Hava Kuvvetleri'ne, siz Hava Kuvvetleri'nin personel başkanlığına İETT'den bir otobüs şoförünü getirmezsiniz. Orada mutlaka bir pilot olması gerekir. Örneğin geçenlerde şimdiki Hava Kuvvetleri komutanı Güneydoğu'da bir denetleme yaptı. Doğru tabir, askeri terim hangisi ise. Ve sonra bir F-16'ya bindi, bir harekata katıldı, döndü. Bu bir gösterge. Hani ben bu iş, yani Hava Kuvvetleri komutanıyım ama ben de o pilotluktan geliyorum gibi. Dış işlerinde de bunun böyle olmasına işaret etmek için ben o kaygıyı paylaştığımı Evet. söylemiştim. Bu uzun bir girizgah yaptım, kusura bakma, vakit harcadım ama bu her şeyin hızlı geliştiği ortamda dış işlerini güçlendirmek gerekir ve işler kılmak gerekirken bizde bütün bürokraside, sadece dış işlerinde değil, bir silolaşma var ve tepeden aşağıya çalışıyor. Aşağıdan yukarıya işlemiyor. Evet. Bu da bu gelişmeler hakkında doğru siyaset üretmeyi bence zorlaştırıyor. Bunu söyleyerek başlayayım. Ve uzmanlığın altını bir kez daha çizmemiz gerekiyor. Evet. Bizi kim duyuyor ve kim duymuyor, bundan bağımsız olarak. Tabii yani böyle bu arada Suriye'de ne oluyor? Evet, Suriye yayından önce de biraz sohbet ediyorduk. Sanki yavaşlamış gibi. İnsanlar da bıktı. Bunu böyle söylemek belki pek erdemli bir şey değil. Çünkü 2011'den bu yana belki yarım milyon insan hayatını kaybetti. 4-5 milyon kişi ülke içinde yer değiştirdi. İşte yurt dışına çıkan oldu. Ülkemizde var 4 milyona yakın olduğu söylenen Suriye tamamen bir insani felaket. Hani böyle bir şeyden söz ederken, bir iç savaştan da bıktı insanlar bundan. Hani bunun anlamı yok denebilir ama işin doğrusu bu. Avrupa Birliği'nin yaklaşımının da münhasıran sadece aman bize mülteci gelmesin, bizim ülkelerimizde işte popülizm yükseliyor,
Bununla mücadele etmek için Türkiye bir sur olsun Avrupa Birliği'ne, parasını da verelim, mülteciler bize gelmesine indirgenmiş bir mefluç bir siyaset güdüyor. Rusya, sen de biliyorsun, Esad'ı ayakta tutan güç İran'la birlikte. O da dar bir pencereden bakıyor. Esad ayakta kalsın. Esad ayakta kaldı mı kaldı, başardı ama bir enkaz devletin üzerinde duruyor. Bunun yeniden imarını yürütmesine imkan yok. Onun yeniden imarının Rusya tarafından karşılanmasına da imkan yok. Dolayısıyla 400 milyar dolar civarı milyar falan dolardan diyorlar. Söz ediliyor. Evet. Bunun ne kadar zamanda olacağı belli değil. Hangi projelerin öncelik verileceği belli değil. Ama bu arada, onlar geliş, evet, geniş şeyde ve gelecekle evet, ilgili ama şu sıralarda da Ruslarla Suriyeliler... Fırat'ın doğusunda ABD Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi, eski Ankara Büyükelçisi Jim Jeffrey'nin çalışmaları yoğunlaşmış durumda. İdlib'de biliyorsun o Astana süreci, şimdi herhalde Nur Sultan süreci dememiz lazım. Şehrin adı değişti. Orada varılan mutabakat çerçevesinde Türkiye 14 gözlem noktası oluşturmuştu ve İdlib'i çerçevelemişti. Şunu hatırlayalım, İdlib alan olarak şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dolaylı ya da doğrudan denetimindeki Elbab ve Afrin'in toplamı kadar büyük bir alan. Evet, evet. Ve o büyüklükteki alanın içinde 3 milyona yakın sivil bulunuyor. Ve aynı zamanda başta Hayat Tahrir Şam, El-Kaide uzantısı olmak üzere türlü cihatçı silahlı örgütle burada. Bunlar var. Hala kentin %90'ı civarına burada egemenler, evet, aslında, değil mi? Aslında o da belki malumat furuşluk olacak ama İdlib dediğimiz bu anlamda Suriye idari haritasındaki İdlib vilayeti değil. Onun bir kısmı, bir kısmı Halep'ten şu anda denetimi altında olan bölümden söz ediyoruz. Bir de bunun içine tabi İdlib diye bir yerleşim birimi var. İşte Cisr el-Şugur var, Maharet el-Numan var. Birkaç tane büyük yerleşim birimi var. Burada güneyde, bunun hemen güneyinde Rusların Hmeymim hava üssü bulunuyor malum. Buraya işte insansız hava araçlarıyla el yapımı saldırılar düzenliyordu HTŞ. Bunun için Hmeymim'e yakın işte Kalat el-Mudiki alalım. Bir de Şam Halep karayolunu, M5 karayolunu açalım. Ki bu ödevler aslında Türkiye'ye aitti. Türkiye bu olanaksız ödevleri yerine getiremedi. Bir yandan da hem Esad'ı devirmek hem Astana süreci içinde Esad'ı ayakta tutmak için sahaya gelmiş olan İran ve Rusya ile işbirliği zorunluluğu da aslında bir siyaset çelişkisini ortaya koyuyor. Sen yazında güzel demişsin. Evet. 2016'ya kadarki siyasetiyle Astana sürecindeki konum arasında gitgeller, evet, yaşıyor. Gitgeller yaşıyor. Bunu bugün Fehim Taştekin çok ayrıntılı yazdı. Ben de öyle düşünüyorum. Bir taraftan ABD ile işbirliği yapmak Fırat'ın doğusunda. Bir taraftan Kürtlerle konuşmayı tamamen reddetmek. Şam'la konuşmayı reddetmek. Şöyle bir adım geçilirsek, geri çekilirsek, benim son zamanlarda yapmaya çalıştığım gibi Kahire ile de konuşmuyorsunuz, Tel Aviv ile de konuşmuyorsunuz, Libya'da Haftar Rusya'nın desteğiyle, Mısır'ın desteğiyle, hatta Avrupa Birliği'nin pek çok ülkesi başta Fransa olmak üzere desteğiyle, en son ABD'nin dahi desteğiyle Trablus'u da almaya gidiyor. Onu da tanımıyorsunuz örneğin. Sudan'da destek olduğunuz Beşir devrilmiş vaziyette bir halk hareketi var. Körfez'de sade Katar'a oynayıp Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle mesafeli davranıyorsunuz. Aynı zamanda Orta Doğu Barış Planı denilen felaket planı sürüme çıkmak üzere birkaç ay içinde. Ona karşı tavır alabilmek için Avrupa Birliği ile beraber hareket etmek lazım örneğin. Keza İran yaptırımlarına ben uymam deyip bir taraftan da ABD ile Fırat'ın doğusu için pazarlık yapmak. Aynı zamanda S-400 alıyorum derken F-35 programın içinde kalınabileceğini sanmak ve bütün bunları da bu ekonomik sıkışma ortamında yapmaya çalışmak bana göre tutarlı bir iş politika değil. Bu küçük küçük gelişmeler de böyle sanki temelini kemiriyor bu politikanın işte. İdlib'de olanlar, Afrin'de gün aşırı en son bir yüzbaşı orada şehit oldu, deniz piyade Afrin'de ve Afrin'in de güney ucundaydı o. Orada sürekli bir çatışma yaşanıyor. Ona karşılık Tel Rifat'ı alalım. Bu çatışmalar oradan kaynaklanıyor. Tel Rifat'ı Rusya versin de biz yani de İdlib'e karşı, İdlib'in güney yarısı tamamı değil karşı de güney yarısına karşı Tel Rifat. Ama Rusya bunu neden yapsın? Çünkü şunu seziyor. Şu anda Öcalan'ın 8 yıl sonra, 810 reddedilen başvuru sonra kabul edilip avukatlarıyla görüştürülmesi ve bu açıklamanın yaptırılması herhalde daha geniş bir uzlaşı zemini arandığını düşündürüyor.
Bütün bunlar olurken de işte bizim odağımız nedir? 23 Haziran'da sonuçlandıramadığımız, evet, tekrar etmek zorunda bıraktığımız kendimizi durduk yerde bir belediye seçimi. Bu Öcalan ve olası politika değişikliği konusuna geleceğiz ama şimdi bizim gözlem noktalarımız civarında da olumsuz, evet, şeyler oluyor. Bir ateş alanına, ateş hemen hattına dibine düştü. Evet, diğer taraftan geçen gün, dün müydü galiba, Gürsel Tekin de seslendirdi. Türk askerlerini Ruslar vurdu diye bir, evet, şey var, iddia var. Diğer taraftaki hareketlilik, zaten Suriye ve Rusya birbirinden çok da bağımsız diyemeyiz. Orada ne diye bir tür Türkiye'ye yani sıkıştırma ateşi şey ya mi? Da collateral damage denebilir. Bu aslında biraz Bosna Savaşı'ndaki NATO'nun NATO müttefiklerinin konumunu andırıyor. Çünkü orada tabii ki şöyle bir izlenim var sivil halkta ve sivil halkın belki arasına karışmış silahlı yerel bu cihatçı güçlerde. Nasıl olsa Türklerin gözlem noktaları, ki bunlar da tahkim edildi geçenlerde, yeniden tahkim edildi. Hatta bir üst düzey oraya bir teftiş de yapıldı, yine bir denetleme. Bunların çevreleri güvenlidir, buralara yığılalım diye. Şu anda söylenene göre 50 bin civarında örneğin sivil bu şekilde çadır kentler diyelim halinde bu gözlem noktalarının etrafında. Bu da işte Türkiye'yi aslında bir çelişki içinde bırakıyor. Şimdi onları korusanız bir türlü kendi görevinizin üstüne çıkmış oluyorsunuz ve Rusya ile karşı karşıya geleceksiniz. Nitekim bir yandan bu Ankara'nın yeşil ışığı devşirildikten sonra başlatılmış izlenimi veren Rusya'nın hava desteğiyle Suriye'nin kara harekatı, öte yandan Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı, eski Genelkurmay Başkanı Akar tarafına eleştirildi. Derhal durması gerekir dendi. Şimdi bu bana iki şey düşündürüyor. Ya böyle bir ikili oyun oynuyor Ankara bilinçli olarak. Belli bir yere kadar biz izin veririz, oradan ötesine de. Yani bu Suriye'ye ve Rusya'ya tepki. Evet. Bu konu. Yahut belki tuhaf gelecek ama eski Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı Akar'ın varılan uzlaşıdan perde gerisinde haberi yok. Belki varılan uzlaşı Erdoğan'la Putin arasında, yahut belki MİT yeni ünvanıyla başkanı deniyor galiba artık, MİT müsteşarı denmiyor. MİT başkanı Hakan Fidan'ın kendi muhataplarıyla belki vardığı bir sonuç. Fakat bütün bu işlerde yine hatırlatayım, eski hani 20 yıl çalıştığım kurum olduğu için hariciye de solda sıfır maalesef. Yani hariciyenin farkındaysanız esamisi okunmuyor bütün, evet, bu Suriye, evet, siyaseti. Evet. Gerçekten çok enteresan. Diğer taraftan bir iddia geldi. Bu Öcalan'ın senin de kısaca bahsettiğin açıklamasından sonra hemen 3 gün önce Cuma günü Öcalan'la Hakan Fidan konuştu diye bir, evet, iddia var, evet, ortada. Diğer taraftan da Öcalan'ın şeyi, istersen şimdi onu biraz daha geniş girelim. Gerçi açıklama dar ama, evet, onu genişletmek mümkün. Orada Suriye'deki Türkiye'nin önceliklerinden bahsediyor. Evet. Ve YPG, PYD'nin Türkiye'nin önceliklerine dikkat etmesini, evet, istiyor. Ve Salih Müslim de aynı görüşü. Bugün değil mi, evet, Mezopotamya Ajansı'na bir demeç verdi ve ne dedi? O da Türkiye'nin, yani bu doğrudur, bu görüş kaygılarını paylaşması gerekir diye. Gerekir ve biz Türkiye için hiç tehdit oluşturmuyoruz diye de bir ek yaptı. Doğrusu o doğru. Evet. Yani bunu söyleyince sosyal medyada ya da yazı yazınca bu konuda hep sert tepki gösteriliyor. Fakat bu şu demek değil. Şimdi Suriye Demokratik Güçleri'nin başat unsuru YPG, YPJ. Evet. YPG, YPJ'nin PKK'nın uzantısı olmadığını iddia etmek akla aykırı. Bunu herkes biliyor. Tamam. Hı hı. Fakat YPG, YPJ diyelim ki Türkiye düşmanı olsun. Ama kendi çıkarları doğrultusunda ve ABD ile işbirliğinin gereği olarak Türkiye'ye bir tehdit teşkil etmedi. Oradan ne Afrin'den ne Fırat'ın doğusundan Türkiye'ye yönelik bir saldırı olmadı. Yani Kuzey Irak denilen, yani Türkiye ile Irak, Kürdistan'ın sınır alanı, işte Gara, Metina, daha ötesi Avaşin, Basyan, Hakuk alanlarında olduğu gibi çatışmalar yaşanmıyor burada. Buna karşılık Türkiye Afrin'e karşı tek taraflı bir harekat yaptı ve fazla bir direniş göstermeden oradan YPG, YPJ çekildi. Fakat şimdi söylenen de bu işte Mazlum Kobane ya da bizde bilinen adıyla Şahin Cilo veya Ferit Abdüşahin'in, SDG komutanının ifadesine göre onlar Afrin'den TSK'nın çekilmesini şart koşuyorlar. Şey için,
Türkiye'nin orada bir güvenli bölgeye girebilmesi için. Fakat o konuda da Jim Jeffrey son açıklamasında şunu söyledi. Biz Türkiye ile güvenli bölgenin tanımında anlaşamadık dedi. Çünkü Türkiye'nin anladığı şu, 30 kilometre civarında bir derinlik, bu tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetiminde olacak. Özeti bu. Fakat zaten Fırat'ın doğusunda tüm yerleşim birimleri Kobane'den Haseke'ye kadar, sınıra kadar, Amude, Derik'e kadar, sınırda hemen. Hani sınırın bir taş atımı ve düz bir sınır bu. Arada bir doğal, topografik bir hat da yok, bir set de yok. Dolayısıyla buranın teslim etmesi demek zaten YPG'nin teslim olması demek. Yani yönettiği iddiasında olduğu yerel meclislerle ne kadar yerleşim birimi varsa Türkiye'ye teslim edecek demek. Ha, bunun arasında Tel Abyad mıntıkası, hani bir Arap nüfusun yoğun olduğu cepte acaba bir şey olur mu? Fakat burada anlaşılan, ABD'nin söylediği ise tam söylemiyor ama bizim satır aralarından çıkardığımız, çok daha kısıtlı derinlikte, 5 kilometre gibi. Muhtemelen yine bunlar benim yorumlarım, daimi bir Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudiyeti olmadan ama Kuzey Irak'takine benzer biçimde, daimi biçimde gir çık izne gerek kalmadan girip çıkıp terörle mücadele diyelim harekatlarını sürdürebileceği. Ama bütün bunların olabilmesi için de PYD ile iletişim halinde olan bir konum öngörüyor ABD. Bunlar Türkiye tarafından hani non-starter denilen, bunlar kesinlikle zaten uzlaşı zemini dahi teşkil etmiyor. Ama öbür tarafa dönüp de YPJ'nin ya da PYD'nin gözüyle bakarsak, onların yapmak istediği Şam'la anlaşmak. Şam'la anlaşmanın yolu şu onlar açısından, biz devlet çatısı altına gireriz. Zaten bir ayrılıkçılık iddiamız yok. Fakat rejim bizim bölgemize geri gelemez. İşte bu da Şam açısından, o Baas zihniyeti açısından non-starter diyelim. O konuda Ruslardan arabuluculuk bekliyor Kürtler. Bir tür özellik ya da benzeri. Fakat bir formül Ruslar gibi. Ruslar da bu konuda çok iştahlı değil. Onun yerine işte ufak ufak İdlib'i yarısını alalım. Hani zamana yayarsak zaten olmuş meyve gibi Suriye Kürtleri ve Fırat'ın doğusu er ya da geç Esad'ın kucağına düşecek gibi bir beklenti var. Diğer taraftan bu defa Kürtler, o zaman Amerikalılar bizi Türkiye ile anlaştırsın beklentisi içinde. Fakat Amerikalılar da bunu yapamıyor. Zaten çok yapabilmeleri de mümkün değil. Aslında ona da bir parantez açalım. Gerek AB gerek ABD bakımından malum PKK terör örgütleri listesinde. Ve gerek AB gerek ABD, işte en son gördük, Suriye Demokratik Güçleri heyeti Elize Sarayı'nda kabul edildi. Washington'a da gitti. Bunun uzantısı olmadığını varsayıyor. Aslında burada ikiyüzlülüğü yapan ABD ve AB. Çünkü onların şunu demesi lazım. Ya PKK de o zaman terör örgütleri listesinden çıkacak ya da bu da terör örgütü listesine girecek. Ama böyle işte iki arada bir derede izlenen siyaset bu kadar oluyor. Bir yerlerde bu hızlı gelişmeler sonunda, belki başlangıçta senin söylediğin şöyle, bu çatışmalardan yorulma, zaten iç savaşlar da böyle bitiyor ya malum, karşılıklı çökerek bitiyor, yoruluyor taraflar, masayı öne çıkarıyor. Masa deyince ABD Cenevre diyor, Ruslar da önce Soçi, Soçi'den sonra Astana, burada önce biz pişirelim, ondan sonra bakarız. Neden? Çünkü biz sahada güçlüyüz. İran, Rusya. Fakat orada da şöyle bir gelişme var. Rusya'nın Türkiye ile birebir perde arkasından anlaşma yaptığı izlenimi güçlendikçe bu Şam'da da güçleniyor. Tabii Şam da bu defa İran'a dönüyor. Ama hangi İran? İşte ABD'nin tepesine binip yaptırım uyguladığı ve bizim de 2 Mayıs itibariyle o yaptırımlardan muafiyetimizin tükendiği İran. Şimdi çok güzel çizdin tabloyu, kafamızı iyice karıştırdın. Çünkü çizdiğin bir labirentti. Yani uluslararası politika giriş gerçekten. Ben de seni maalesef tekrar bizim temcit pilavına çekeceğim. Tamam. İç politikanın bataklığına çekeceğim ama yine de bir seçim diye bir şey var. İddialardan biri, bir şeyler olacak. Yani iktidar kazanma şansının normal koşullarda çok az olduğu bir seçime gidiyor tekrar. Kazanma şansı normal olmayan şartlar ne olabilir? Bir, Suriye'deki gelişmeler bahane edilir. Ya orada bir zafer kazanılır, telriyat ya da başka bir şey, öyle bir senaryo. Ya onu gerekçe göstererek iptal. Bir başka iddia da İran'da bir savaş patlar ki onun da ayak sesleri var.
o gerekçeyle iptal. Bunları nasıl birbirine bağlıyor musun iç politikayla buradaki gelişmeleri? İç politikayla dış politika hiç kuşku yok ki AKP iktidarında birbirine tamamen eklendi. Defalarca da bunu yazdım, söyledim. Ayrıca diplomasinin yerine de halkla ilişkiler egzersizi almış durumda. Bu da var. İstanbul'a dair, İstanbul seçimine dair ihtimaller, evet. Şimdi orada da iki okul var. Bir, doğru bu iddialar, ihtimaller var ama bunları dillendirmek dahi zararlı. Bunların üzerine konuşmayın dahi diyen var. Ben o görüşte değilim. Dolayısıyla evet, bu çeşitli ihtimaller. Biri, bir hamasi zafer öyküsü. Nedir işte? Doğu Akdeniz'de sondaj. Tel Rifat'ı aldık. Veya ABD ile anlaşmalı da olsa, onun çünkü anlatışı önemli olan. Hı hı. İşte Fırat'ın doğusuna girdik. Yahut Süleyman Şah Türbesi'ni eski yerine götürdük gibi hikayeler. Bunlar olur mu olmaz mı? Yahut bir başka görüş, bunlara ihtiyaç yok. Yani kazanması zor olan deniyor ama 1 milyon işte 700 bine varan bir seçmen gitmedi sandığa. Hı hı. Bunların ezici çoğunluğu da AKP seçmeni. Bunlara rica minnet, hani ilk 31 Mart'ta nasıl Demirtaş azıcık hatırım varsa bağrınıza taş basın dedi. Bunun gibi de bu defa Erdoğan'ın kendi seçmenine dönüp hani azıcık hatırım varsa bağrınıza taş basın verin. Sonra aramızda hallederiz biz konuları, İstanbul kaybedilmesin gibi bir yaklaşımla zaten kazanma ihtimali var deniyor. Bunun karşısında olan da var. Bir başkası, evet bu seçim zaten olmaz diyor. Öyle düşünenler de işte dediğin gibi bu kadar güçlü biçimde kaybedeceği açık olan bir seçime, hani eldeki veriler doğruyu yansıtıyorsa neden girsin? Olmayacak bu seçim. Ertelenir. Nasıl ertelenir? İşte savaş halinde ertelenir. O savaş nerede çıkar? Yani bunların herhangi bir saydığımız yerler. İran konusu ilginç. Bugün iki tanker vuruldu diye bir bilgi var Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında. Bu hemen İran'la ilintilendiriliyor ama şu anda karışık durum. Gerçekten bu tankerler vuruldu mu o bile belli değil. Bu konuda konuşmak için biraz beklemek gerekli. Bu var. Diğer taraftan ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı'nın bir ilaveten bir uçak gemisi ve görev gücünü istediği ve ilave bombardıman uçakları istediğini bangır bangır bağırarak duyurdu diyelim ABD medyası. Fakat burada da aklı selim sahibi uzmanlar şunu söyledi. Ya bunları şişirmeyin, biraz sorumlu yayın yapın. Çünkü bir sene önce ABD'nin Körfez'deki mevcudiyeti çok daha güçlüydü. Oradan indi. Şimdi tekrar bir artış var ama bu hemen bugün yarın savaş olacağı anlamına gelmez. Tam aksine ABD de bunu bilinçli yapıyor. Çünkü bu Trump'ın masaya oturtma yaklaşımı. Hani biraz daha hem ekonomik hem askeri baskıyı arttırarak aslında amaç İran'la herhangi bir itiş kakış olmadan İran'ı masaya oturtup bu işi çözmek. Bütün bunlar da böyle bir Big Bang gibi, hani Orta Doğu Barış Planı, ki Orta Doğu adı Barış Planı ama Filistin'in sonu ve bir apartheid rejiminin kurulması demek İsrail'de. Onunla birlikte işte İran'ı içeri alan bir çözüm. Bu ne demek? İşte Suudi Arabistan, Katar, Yemen, bütün bu konuların çözüldüğü, Suriye'nin bile belki çözüldüğü bir çözüm demek. Bütün bunlar da bu yaz aylarında bizi bekliyor. Hepsi birden olur mu? Sanmam. Aralarından bazıları olur. Eğer iktidar da bütün bunları seçim için kullanabiliriz bazılarını derse bence büyük yanlış olmuş olur. Çünkü bunlar şakaya gelir konular değil. Tekrar edeyim başta söylediğimi, hani deyim yerindeyse uyarımı. Hani bu tarihsel bir dönemeç gerçekten. Hani en ufak bir hata çok beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Peki şimdi zaman sınırındayız aslında. Bitti sayılır. İki iri soru soracağım ama onlara çok kısa cevap, böyle bir haksızlığı bilerek yapacağım sana. Birincisi, demin madem sözünü ettik, Öcalan'ın açıklaması, Müslüm'ün açıklaması. Evet. Yeni bir çözüm süreci tam bu sırada gündeme gelebilir mi? Ya da bir takım revizyonlar, Kürtlerle barış, onların başına gidecek şey. Öcalan'ın açıklaması küçümsenmemeli, değersizleştirilmemeli, yok sayılmamalı. Çünkü böyle bir ortamda onurlu barış diyor ve 2013 Nevroz ruhuna işaret ediyor. Bunlar konuşmaya başlama zeminleri olarak olumlu. Ama sadece bununla olmaz tabii. Burada iktidardan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir konuşma, barışma, uzlaşma, yeni bir başlangıç iradesini
gösterecek adımları da görmemiz şey lazım. Şu anda yok. SDG açısından dediğin Türkiye'nin kaygılarını dikkate alın ve Salih Müslim tarafına onaylanan herhalde dediğim gibi ABD'nin mutfakta olduğu bir uzlaşı hazırlığına henüz tam potaralamamış bir uzlaşıya işaret ediyor sanıyorum. Peki bir cümleyle şunu da söyler misin? Bir sürü şeyine, unsuruna, tuğlasına dikkat çektim. Bu Orta Doğu çeşitli ülkelerle ilişkilerimiz, Astana vesaire. Ben merak ediyorum senin kişisel görüşünü. Bu S-400 konusu nasıl devam edecek? Vazgeçilecek mi anlaşmadan? Şimdi, S-400 konusu tam yılan hikayesine döndü. En son da yoğun olarak Bild yazdı işte siyasi kararla ertelenecek. Çünkü bu ABD'den gelecek olan ekonomik yaptırımları şu ortamda göze alamaz diye. Yani göze alır alamaz her şeyi göze alabilir diyorum bu iktidar. O anlamda öyle düşünmüyorum ama bu ertelenecek hemen de yalanlandı. Fahrettin hemen Altun yalanlandı. Hemen açıklama yaptı işte bu anlaşma yapılmıştır diye. Fakat ya akla aykırı. Çünkü S-400'ler Türkiye'ye stratejik bir üstünlük vermiyor. İki batarya neticede bunlar belli bir kabarcık denilen belli bir alanda koruma sağlıyor. Belirli silahlara karşı. Buna karşılık F-35'i değiş tokuş etmek gayet stratejik bir silah olan doğru değil. Buradan bir çıkış yolu herhalde arıyor hükümet ama bulur bulmaz ne olur bilemiyorum. Peki, çok teşekkürler Aydın. Ben teşekkür ederim. Aydın Selcan'la görüştük. Orta Doğu'daki durumu, Suriye'deki gelişmeleri, Astana süreci, İran pek çok unsuru ele aldık ve bunların iç politikasıyla ilgisini de kurmaya çalıştık. Belki bu konuşma şu açıdan önemliydi. Açıklama ve cevap getirdiğinden daha fazla soruyu ortaya attı ki bizim de işimiz herhalde daha çok o soruları gündeme çıkarmak. Sonraki görüşmelerde, sonraki programlarda yeni konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.